Merhabalar değerli arkadaşlar. Ee, tekrar hepinize sevgilerimi sunuyorum. Ee, Malumunuz e, YouTube yayınımız başladı ve e, birkaç deneme yayını yaptık. Biraz amatörce olsa da e, sizlerin karşısında olduk. E, genel konulara, milli takım arası e, bildiğiniz üzere e, çok fazla gündeme girmedim. takımlarımızın e, Türkiye'deki takımlarımızla ilgili herhangi bir konuya girmedim. Sebebi de e, milli hassasiyet ve o haftanın öyle geçmesi ve e, değerlendirmeleri daha çok milli takım üzerinden yapmak üzereydi. E, yeni ve e, e, özel bir yayın bu. Heyecanlıyız belki. E, bir başka yayında karşınızda olmamın bilhassa bu videoyu çekerken ki ana amacım şu. Yani kısa ve net olarak e, belki sosyal medya hesaplarımdan, YouTube hesabında bazı aşağıya gelen yorumlardan e, sıklıkla aldığımız, aslında çok defa izah ettiğim ama belki arka planda kaldı, gözükmedi. Bir video olsun ve bir köşede dursun. Bir daha bu tip sorularla karşılaşmayayım. Karşılaşırsak da bizi seyreden diğer insanların spordan uzaklaşmamasını sağlama adına bu videoyu bir tarafa koymak üzere çekiyorum. Böyle gözüme çarpan ilk etapta çok defa cevap verdiğim ama bir kez daha video vasıtasıyla cevap vereceğim. Bir TRT serüveni, yani TRT'de görev aldığım milletvekiliyken TRT'de görev aldığım iddiası. E, tabii kimse araştırmayı sevmediği ve geçmişe dönüp bakmadığı için, bizim ağzımızdaki yorumlara da böyle fazla değer vermediği için belki de öyle söylemek gerekiyor. E, ben milletvekiliyken e, TRT'de görev almadım. Resmi bir kuruluş TRT ve özel hayatımda herkes gibi o programa bugün dahil çıkan çok ciddi rakamlar alan belki de orada olmaması gereken insanlar varken bizler gibi Türk sporunda Türk futbolunda önemli bir yere sahip çok şey yaşamış çok büyük tecrübelere ve başarılara sahip insanlara böyle özelden teklifler gelir zaman zaman ve çeşitli rakamlar söylenir. Ben bunun bile dışındayım. Yani şöyle söyleyeyim, sponsoru söylemeyeceğim. Bir dış yapım olarak TRT'de biz bir program yaptık. Bana o dış yapımdan bir teklif geldi. Dönemin işte bazen Sergen Yalçın'la çalıştık, bazen Ömer Üründül'le, Mehmet Demirkoğlu'la. Erdoğan Arıkan'la zaman zaman TRT'de programlar yaptık. Bunların çoğu dış yapım ve sponsorlar vasıtasıyla. Belki de emsallerimin çok daha altında alarak Türkiye'deki insan yapısının, oradaki kazanç getirisinin tabii ki çok üstünde olduğu için belki de bu tartışmalar oluyor. TRT'de görev yaptım ama görev yapış biçimim bu şekildeydi ve milletvekili değildim. Öncelikle bunu ifade edeyim ve en önemlisi de her şey açık, seçik, kontratlı, herkesin gözü önünde olan şeyler. Yani gizli bir ajandamız, gizli bir durumumuz yok. Malumunuz Türkiye'de birçok farklı şey. Siyasette veya başka alanlarda gizli yapılıyor. Sonradan ortaya çıkıyor. Ee, ama maalesef işte bu tip şeylerle e, gündemi meşgul etmeyelim diyorum. Bu soruya böyle cevap vereyim. Ee, bir diğer konu, yani TRT'yi anlattıktan sonra bir diğer konu Lig TV. Yani bugünün Beyin Sporu, geçmişin Lig TV'sinde e, milletvekiliyken görev yaptığım doğrudur. E, milletvekiliyken haftanın bir günü, bazen çok özel günlerde ikiye de çıktığı olduğu olduğu akşamları belli bir saatten sonra herkesin en iyi bildiği konuda konuşması gereken bir ortamda ki ben futbolda ve başarılarımla bu teklifi oradan da aldım. Lig TV dönem itibarıyla el konulmadan veya farklı şeyler olmadan önce Mehmet Emin Karamehmet yani bir özel teşebbüstü. O kesimden gelen bir teklife evet cevabı vererek başladım. Yani milletvekillerinin herhangi bir programda ki çok örneği var. Kendi işlerini yaptıkları avukatlık, doktorluk herhangi bir meslek grubunda o alanı belki de farklı şekilde kullanarak yaptıkları işleri ben de kendi alanımda benim işim futbol, sporcuyum, spor alanında bana gelen bu teklifi değerlendirmek ve bunun yasal karşılığı olup olmadığına bakmak ilk etapta. Ve bunun yasal bir sıkıntısı olmadığını öğrendikten sonra böyle bir teklifi kabul ettim. Özel kuruluştu. Yani herhangi bir resmi, milleti ilgilendiren, milletin cebinden çıkan bir şey değildi. Aynen TRT'de olduğu gibi. Yani sponsordan gelen paralar. Onun dışında TRT'den bile gelmiş olsa TRT birçok diziye, birçok programa bu tip programları, veriyor, paraları veriyor. Ee, yani tartışma'nın çok anlamı yok aslında ama ben böyle kısa öz bir şekilde bunu kapatıp geçmek istiyorum. Ee, tamamen yasal karşılığı olan kontratlarla herkesin gözü önünde, kimseden kaçırmadan e, bu kontratları yaptık. Bunlarda gayet doğal haklar. Ee, o açıdan e, bunu e, ifade etmek istedim. Üçüncü bir e, soru da şu e, vekil maaşı e, noktası. Hani ben Milletvekilliğini doğru yapıp yapmadığım tartışılabilir ama ortaya çıkan birçok tablodan sonra milletvekilliğinin nasıl yapıldığını, bakanlığın nasıl yapıldığını çok farklı o alandaki mevkilerin neler yaptığını gördükten sonra hala bunları söylüyor olmanız ya veya bu tip soruları sormanız, hala buna takılmanız başta bir çok saçma ama sorudur, cevap vermek cevabı hak eder, ben de cevap vereyim. Ben e, hayatımdaki her şeyimi e, beni ben yapan futboldan kazandım. Zaman zaman evler aldım, ticaretler yaptım, sattım belki. E, bunlar gayet doğal haklardır. E, böyle olduğum için hiç, hiç ihtiyacım olmadığını düşündüğüm e, milletvekili maaşını e, görev yaptığım süre boyunca almadım. Bunu MHP'den, e, CHP'den, e, onun dışında e, kendi partimden e, birçok arkadaş bilirler. Çoğunda da bu maaşları onların layık gördüğü, ihtiyacı olan yerlere vermeye çalıştım. Çünkü bunu duyan, ya bunu da buraya verebilir miyiz, bunu da bunu buraya verebilir miyiz diye spesifik örnek olarak verecek olursak, günün şartlarında işte Soma, tekrar Allah sabırlar versin orada hayatını kaybeden insanların ailelerine, şehitlerimize diyelim, Ermenek, onun dışında Türkmen kardeşlerimiz ki bunu e, MHP'de isimli, isimlerini icap ederse veririm e, birçok arkadaşla e, makbuzları falan bankada vardı e, oralara yani maaş almadan bu maaşa ihtiyacım olmadığını söyleyerek ki kendi partimden de bu konuda çok tepki almıştım. Yani bunu sadece vekil maaşıyla geçinen arkadaşlar var bunu açık bir şekilde söyleme demişlerdi bana çünkü e, hakikaten öyle olanlar da vardır mutlaka başka şekilde olanlar olduğu gibi. O açıdan vekil maaşı almadım. Ha, vekillik yapmadım mı? Ben Allah'a çok şükür iyi vekillik yaptığımı düşünüyorum. önemli hizmetler yaptığımı ama bunu satmadığımı, satamadığımı düşünüyorum. Maalesef siyaset biraz satma işi. benim böyle bir tavrım yok. Bir ismim var. o açıdan bunu değerlendirmedim. Vekil maaşını da almadım. Yani aldıklarımızı da işte çeşitli yerlere, günün ihtiyaçlarına göre bazen çevremizde gördüğümüz ihtiyaç lara göre e, verdik ve bu videoyu da tamamen e, bu üç belki yarın başka şeyler de olursa onlara da ayrı cevap veririz bu üç e, soruyu da bu şekilde cevaplandırarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum e, ben ana konum e, spora dönmek istiyorum ve bundan sonra spor ve futbolla karşınızda olacağım hepinize sevgiler.